Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir yıl, yepyeni bir video ile başlıyoruz. Bakalım bu sene neler olacak, neler bitecek. Öncelikle herkese hayırlı seneler diliyorum. Umarım keyifli bir yıl, keyifli her şeyin, istediğiniz her şeyin olmasını dilediğiniz bir yıl olur. Keyifli bir yıl geçirirsiniz. Neşeli, huzurlu, mutlu bir yıl geçirmeniz dileğiyle efendim. Şimdi bu videoda 2023'te çıkacak olan oyunlar değil de 2023'ün ilk ayında, yani Ocak ayında çıkacak olan, bu ay çıkacak olan oyunların listesini sizinle paylaşacağım. Yani liste aslında benim kendi listem. Onu paylaşmış olacağım sizlerle. Umarım keyifli bir liste olur. Bakalım 5 tane güzel oyunumuz var. Bunlardan beğendikleriniz var. Pahalıları var. Ucuzları var. Artık ucuz mu olur? Pahalı mı çıkar? Nasıl olur bilmiyorum. Yani ucuzları var derken pahalılık şeyini bilmiyorum. Ama günümüz şartlarında biliyorsunuz artık her oyun pahalı. Hemen hemen her oyun pahalı arkadaşlar. Hemen hemen her şey pahalı günümüz Türkiye'sinde. O yüzden böyle bir liste yaptım. İstek listemde bulunuyorlar hepsi. Değerlendirmek adına, bakmak adına isterseniz bu listeden de yararlanabilirsiniz diye ümit ediyorum. Umarım keyifli bir içerik olur. Haydi videoya geçelim. Oyunlarımızı görelim. Ocak'taki ilk oyunumuz erken erişim olacak olan bir oyun kendisi. Ocak 2023'te çıkıyor. Kesin bir tarih vermemişler. O yüzden ilk sırada yer alıyor. Kendi köyümüzü kurduğumuz, temelini atıp kaleye kadar, kaleye çevirebildiğimiz, kaleler surlarla çevrilebildiğimiz, kendimizi bir köyden değil de eski orta çağlardaki köyü kaleye çevirme ya da kaleyi kale yapmaya çalıştığımız bir oyun olmuş kendisi. Hem saldırılara karşı hem de ekonomimizi yönetip ayakta kalmaya çalıştığımız bir oyun. Ve third person kamera açısı da var oyunda. Fakat ne zaman çıkacak? Ocak ayının hangisi ne zaman çıkar? Ben bu videoyu hazırlarken de, yani yayınlamış olduğumda da çıkabilir ya da ayın sonunda da çıkabilir. Hiç de çıkmayabilir ama kendisi benim istek listemde yer alıyor. Siz de eğer hoşunuza gittiyse, hoşunuza gidiyorsa böyle bu tarz oyunlar, management oyunları olsun, kale kurma, işte ne bileyim şehir kurma oyunları varsa bunu istek listenize ekleyebilirsiniz. Listedeki ikinci oyunumuz ise Türk yapımı olan Spaceborne 2. Kendisinin ilk oyunu da var Steam'de. 30 liradan satılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Burak Dabak adında bir oyun geliştiricisi tarafından yapılan, tek başına yapılan bir oyun Spaceborne 1. Spaceborne 2 de büyük ihtimalle kendisi yine tek başına yapıyor gibi duruyor Steam üzerinden baktığımızda. Uzay oyunu, rol yapma ögeleri falan barındırıyor. Kendi ordumuzu kurabildiğimiz, filomuzu kurabildiğimiz daha doğrusu bir yapıya sahip ve derin keşifler yapabiliyoruz. Onun dışında gezegenlere inebiliyoruz. Gezegenlerde gezebiliyoruz. Bir sürü farklı uzay istasyonları var. Oralarda şey yapabiliyoruz. Gemimizi geliştirebiliyoruz. Üstüne üstelik silahlarımızı geliştirebiliyoruz. Güzel bir oyun. Bence Starfield'da, yani Starfield'la kapışabilecek bir yapıya sahip. Tabii ki bu dediğimi dalga geçiyor gibi algılayabilirsiniz ama Starfield'la da kapışabilir bir yapısı var arkadaşlar. Onu da bilmeniz gerekiyor. Çünkü niye diyeceksiniz? Mass Effect, ben bu oyunda gördüğüm Mass Effect serisi olsun, işte diğer uzay No Man's Skies olsun, diğer uzay oyunlarından birçok şeyi örnek almış arkadaş. Ve acayip bir şekilde de güzel bir iç yapısı var. İlk oyununu birazcık tecrübe etme şeyim oldu. Oynadım. Güzel ama ikincisi daha da güzel gelecektir inşallah. Kendisi de 13 Ocak'ta çıkacak. Bakalım nasıl çıkacak? Fiyatlandırması nasıl olacak? Umarım biz Türk oyuncuları üzmez kendisi. Kendisine de bu yolda başarıların devamını diliyoruz. Böyle güzel yapımları gördükçe ben hakikaten keyif alıyorum. İnsanlar, yani Türk oyun yapımlarının, yani böyle Mountain Blade olsun şey olsun, onlardan daha farklı bağımsız yapımcıların olması gayet güzel bir şey. En yakın zamanda da Potentia'yı deneyimlemiştim. Gayet harika bir olay örgüsü olmasa bile gayet güzel bir iş çıkarmışlardı. Kendilerine buradan başarılar diliyoruz efendim. Listedeki üçüncü oyunumuz ise Definitely Not Fried Chicken. İşletmemizi kurduğumuz yılın ilk management oyunlarından biri olabilir. 18 Ocak'ta çıkacak. Bakalım nasıl bir fiyatlandırması olacak. Onu da ben çok böyle yüksek fiyatlandırılacağını düşünüyorum. İnşallah fiyatı uygun olur. Tabii böyle bir şey mümkünse. Oyunda işletmemizi açıyoruz. Kendi uyuşturucu şirketimiz var. O uyuşturucu şirketini normal dükkanlar üzerinden, yani günlük dükkanlar üzerinden, işte nalburdur, carttır, curttur. Tam içeriğini bilmediğim için farazi konuşuyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Farazi konuştuğum için de tam böyle kendi hayalimdeki şeyi anlatmış olacağım. Uyuşturucu ticareti yapan bir mafya tarzı bir şey olduğumuzu düşünün. Onları da böyle işte ne bileyim işte ekmekçi, fırınlar falan, fast food dükkanlarından işte falan, oralardan paketleyip paravan olarak kullandığımız bir yönetim management oyunu. Tabii ki içinde kendisine özgü saldırılar falan filan da yapabiliyoruz. Kendimize baskınlar yapabiliyorlar. Yani bize baskınlar düzenleyebiliyorlar ya da biz onlara baskın yapabiliyoruz. Öyle şeyler de var. Rakiplerimiz de var oyun içerisinde. Ama oyunumuzun ana örgüsü kendi işletmemizi kurup uyuşturucu
parçalarımızı satıp bulunduğumuz dünyayı nasıl mahvedebiliriz? Böyle bir olay örgüsü var. Bence değerlendirilebilecek güzel oyunlardan biri. Birkaç videosunu izledim. Gayet de hoşuma gitti. Umarım fiyatı dediğim gibi uygun çıkar da alır da oynarız. Bu da benim istek listemdeki 3. oyundu. Sıradaki oyunumuz Forspoken. PlayStation 5 ve PC'de boy gösterecek olan büyülü, vurdulu kırdılı aksiyon macera yapısına sahip bir oyun. Grafikleriyle beni çok cezbetmişti. Geçtiğimiz günlerde de ben demosunu oynayıp paylaştım kanalda. Oradan da bakabilirsiniz. Fiyat olarak birazcık pahalı. 700 lirayı bir fiyata sahip. Hem PlayStation ve hem PC tarafında. Ama bu şeylere dediğim gibi başında Türkiye'mizde alıştık artık. Yani alışmak zorunda kaldık. Öyle diyelim. Nasıl diyeyim? Kabullenilmiş çaresizlik mi? Çaresizlik kabullenilmiş mi? Öyle bir şey. Neyse. Çok onlara girmeyelim. Fiyatta daha iyi bir şeyler olabilirdi bence ama benim için 2023'ün ilk aksiyon RPG oyunu olan Forspoken 24 Ocak'ta bizlerle buluşacak. Bakalım ana karakterimiz Frey ile neler yapacağız. Hep birlikte göreceğiz. Ama dediğim gibi 700 lira çok yüksek bir rakam. Eder mi etmez mi? Onun tartışması size kalmış. Yani sizin zevkinize kalmış, öyle söyleyeyim. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız alıp oynayabilirsiniz. Listemizdeki 4. sıradaki olan oyundu. Listemizdeki bir diğer oyun ise Kontrabat Polis. 26 Ocak'ta bizlerle buluşacak. Kendisi böyle sınırda, gümrükte muhafaza yaptığımız, yani gümrükte gümrük polis memurluğu yaptığımız güzel bir oyun. Oyun 80'lerin komünist devletinde sınır polisi rolü yapmamızı sağlıyor bizim. Bu tabii ki de sınırda biliyorsunuz kaçak mal sokmalar, işte alkollü vesaire ya da daha değişik şeyler, silahlar, mülteci sokanlar var efendim. Onları bulup bir şekilde yaptıkları işten dolayı onları bu yakaladığımız mallarla birlikte el koyuyoruz ve kendilerini hapise atmaya çalışıyoruz. Hapise attıktan sonra tabii ki onları gelip alıyorlar falan filan. Böyle bir şeyler de oluyor. Fakat oyun içerisinde sınıra ciddi ciddi baskınlar da yiyebiliyoruz. Yani terörist gruplar saldırılarına uğruyoruz. Onlarla da çatapata girdiğimiz güzel bir simülasyon oyunu. Böyle oyunları seviyorsanız bence mutlaka denenebilecek bir oyun. İnşallah fiyatı da dediğim gibi diğer oyunlar gibi uygun çıkar da alır da oynarız kardeşim. Evet, listemizin son oyunu. Ben videonun başında 5 oyun demiştim ama bu artı biri arkadaşlar. Dead Space, Callisto Protocol'ün arkasından gelen, yani bir önceki aylarda, geçtiğimiz aylarda Callisto Protocol çıkmıştı biliyorsunuz. Çok sorunlu, ciddi sorunlar ve oyun yapısıyla falan böyle çok eleştiriler almıştı. Dead Space Remake 27 Ocak'ta tekrardan bizlerle buluşacak efendim. Fiyatı da biliyorsunuz. Fiyatı da 1000 lira değil kardeşlerim. Evet, değil. Yani 1000 lira değil. Tam 999.999, yani 1000 lira olsa alamayacağız durumdayız. Biliyorum fiyatlar konusunda çok ağlandım bu videoda ama yani bunlara değinmek istiyorum. Neden abi? Bu oyun remake oyun. Ben anlamıyorum yani. Bu işin raconu nedir yani? Neden böyle? Yani tamam, yeni baştan yapmışsın oyunu ama neyse, bakalım göreceğiz. 27 Ocak'ta nasıl bir değerlendirme alacak, hep beraber göreceğiz Dead Space'i. Tabii ki benim istek listemde olan bir oyun değil ama bunu da paylaşmak istedim. 27 Ocak'ta çıkıyor. Bakalım nasıl bir çıkış yapacak. Yani ben bu oyuna 1000 lira vermem diyenlerdenseniz almazsınız zaten. Ama ben bu oyuna 1000 lira veririm, manyağım diyorsanız bence alınabilir bir oyun. Yani bazı oyunlar var, belki kendimden de biliyorum. Mesela Assassin's Creed'i gözüm kapalı çatır çatır alıyorum arkadaş. Yok yani. Durduramıyorum kendimi kardeşim. İlk oyunundan beri bize yasladılar. Ben her zaman Assassin's Creed oyunlarını çıktığı gibi oynamışımdır. Eğer böyle bir manyaksanız benim gibi, o şekilde de yapabilirsiniz. Yapıyorsunuzdur zaten. Neyse, çok uzattım. İyi seneler diliyorum efendim. Bir sonraki değerlendirme sabit gidebilirsek çok güzel olacak. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, kanalda abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. İyi seneler efendim herkese tekrardan. Görüşmek üzere.